%17 8 puan, 9 puan veren hiç yok. Ertemciğim, demek ki benim bu gruba 10 puan vermemde bu ikiliye bir anormallik yok. Yok tabii. Demek ki benim gibi %35 gibi bir rakam tabii. Benim gibi oy veriyor. Yani. Tabii canım. Ben her şeyden önce özgüvenlerinden dolayı bu kardeşlerimize bu puanı veriyorum. Canım, öyle baktığın zaman bu hani yaptıkları iş zaten 10 puan. O ayrı bir şey ama hani biraz da ses kalitesi ayırt etmek lazım. Yani. Bakalım Bülent Hoca. Bülent Korkmaz ve ailesi de bizi her cumartesi, pazar pazartesi izliyor. Sevgili hanımefendi Bülent Hocamızın. Kaptanın sesini dinleyelim bakalım. Çok sevgilerim. Bülent Korkmaz selamlar. Mı? Evet. Bayan Korkmaz'a buradan kucak dolu Bülent. Sevgiler, selamlar. Bülent Hocamın kıymetli eşine. Bülent. Ve Ayşegül Aldinç'le beraber. Sevgili Ayşegül Hanım'la beraber Kara Sevda'yı söylediler. Burada Bülent Hoca'ya çok dikkat edin ne olur. Dansı gerçekten çok şeker, çok güzel. İzleyelim bakalım. Alınca insanın böyle kendisine güveni oluyor tabii ki. Bir UEFA Kupası kaptanı kendisi. Bülent Hocam'a buradan sevgiler, selamlar. Abdülkerim Durmaz. Bir kere şimdiye kadar şarkı söyleyenlerin içinde tek eğlenen insan. Keyfini çıkarmış. Kendisini çok başarılı buldum Bülent kardeşim. Sana şarkı hızlı ver. Olunca tabii eğleniyor. Yok, evet, o çok eğleniyor, güzel. Ve kendini kaptırmış. 9 veriyorum, 10 verecektim Bülent'ciğim. Bir niye? Puanını... Beni 2 sene yorumculuk yaparken NTV'de kayıt konusunda çok kızdırdın beni Bülent Korkmaz. Şey yapıyor muyum? Ne alakası var onunla onu ya? Abi oradan bir puan veriyor. Bir puanını o anladı. O anladı her programda. Kaydı metederken Apo abi çok kızacak diyordu. Ben de böyle çıldırıyordum ekran karşısında. İntikamımı aldım. Bir puanını kesiyorum Bülent. Peki şu an kayıt Fenerbahçe'de oynar mıydı? Oynamaz. Bu Fener'de? Oynamaz. Oynarken de oynamazdı zaten. Onun yüzünden de şampiyonluğu kaybettik. Sen deyiz Rasim. Ne yapayım? Hiç içinden ne giriyorsun? Kaç puan? 10 verdim ya ben, görmedin mi? İşte koptun. Şey ya, ne kopması? Bu Bülent Korkmaz böyle dambur dumbur oynayınca dedim direkt 10. Dambur dumbur. Dambur dumbur. Bir kere Bülent Korkmaz, Ayşegül aldı işte yalnız var ya, 65 falan oldu ama maşallah ne yani. Ne yapmış bir şey değil mi? Ne yapmış bir şey değil mi? 65 falan kadar ya saçmalama. Yok mu abi, 55 falan yapma ama ya. Ama helal olsun Ayşegül. Ne yapmış bir şey falan, gencecik çok güzel kadın ya. Ya sen futbol oynadığın sırada Ayşegül aldı. Var, evet, ben bir programa da bir organizasyona katılmıştık hatta. 20 yaşındaydı. Spor salonunda sen. Evet. Abi, çok güzel bir kadın. Tamam sen iyi. Çok güzel. Onu diyorum zaten. Ben benden en fazla 5 yaş büyüktüm. Peki niye 65 diyorsun? 58 yaşında. Hayır. Buyur. Bak, ben işte. Bak. Benden 5 yaş büyük dedim. Tamam işte. 7. 58 yani işte 1900 kaçlı 55'li falan. 56'lı. Neyse girmeyelim o konuda. Hayır bırak abi. 10 numara. Ben takdir etmek istiyorum. Ne verdin kardeş? 10 numara. 10 verdim hocam. Bülent Korkmaz kardeşim. Evet, ben Ayşegül Hanım'ı beğenirim. Bülent Korkmaz kardeşim. Bakın şu hareketlere bakar mısın abi? Hiçbir tamam, hiçbir müthiş bir özgüven, tamamıyla hiç utanmıyor. Sanki böyle kafayı bulmuş böyle var ya, şeylere böyle alır ya yani. Çok İçiyle iyi içmez. Ya. Harika, kendinden vallahi geçmiş. Vallahi. Fazla da bir şey söylememiş yani. Sesini çok fazla duymadık ama dansı yalnız dans müthiş. Ama dans dersi kalsın yani. 10 numara. İlerletsin. 10. Evet, 10 puan Sinan 10. Abi'den geldi Bülent Korkmaz'a ve Ayşegül Adinç'e. Ahmet Çakar. 10 bu arada Abdülkerim Durmaz 9 puan, Sinan Engin 10 puan, Rasim Ozan 10 puan. Bülent ne oluyor? Saçın başın oynuyor. Çok tehlikeli. Söyleyince intiba yaratan bir tarz. Bülent sadece fıldır fıldır oynamış. Hani hani mani filan demiş. Skandal. Yani kırmızı veriyor. Kırmızı verdim ya. Hocam ne yapacağım? Sadece oynamış. Şöyle özgüven.
daha sonra oyla, adamı tebrik oyla, edeceksin. Oynayacaksan... Çıkar oynayabilir misin orada sen? Ben, bak. Oynar mısın sen? Bir dakika, bir dakika. He? Bir dakika. Yapabilir misin? Burada adamın oyununa mı vereceğiz? Şarkı söylemesine mi? Oradaki... Bak abi sadece... Sadece... Hocam mı? Fişe takılmış hocam. Şey yavrusu gibi oynamaya bak. Ağzına bir şey çıkıyor. Sıfır ya. Hocam. Bir daha sıfır ya. Hocam oradaki... Oradaki ambiyansa vereceksin. Ambiyansınız iyi mi ya? Galatasaray takım kaptanı. Galatasaray takım kaptanı penguen yavrusu gibi oynamış. Hocam yapma Allah aşkına yapma. Türk futbolunun... Bak bak bak. Sana karşıyım ya. İşte şey... Türk futbolunun en kariyerli... Bakın dur en kariyerli... Kupa anlamında bir ayıp adam ya. Çıkmış burada. Bu kadar hoşgörülü dans ediyor. Hiç orada kibir yok, kasılma yok. Çok son derece harika. Beyleniyor bir de yakın adam ne güzel ya. İçin belki bize fazla sempatik geliyor. Hocam kazık gibi. Tebrik ediyorum Bülent'cim. Hocam sesin çok güzel kazık gibi sahneye vermiş. Mu? Halkımıza bakalım. Beyaz TV izleyicilerine bakalım. Allah aşkına. Beyaz TV izleyicileri ne diyor? Seni protesto ediyorum. %32 10 puan. Buyurun. %29 puan. %17 8 puan. %31 7 puan. Ama hoca da haklı çıkıyor. Halkımızı tebrik ediyorum. Benle beraber aynı fikirde olduğunuz için. Birazdan İrem Derici, sevgili İrem bizlerle beraber olacak. Kara sevda. Söylersen. Sen farklı bunu... sevdalara doğru. Nasip'e bir tane söylesene. Hadi benim Gökhan Töre'ye. Serkan Balcızar'a birazdan. Son iki şarkıcımıza geldik. Kim? Serkan Balcızar'a geldik. Serkan Balcı ve Zara sevgili kardeşlerim. Yalan Dünya isimli türküyü söylediler. İzleyelim bakalım. Siz de Zara. Oylarınızı sosyal medyadan kullanabilirsiniz. Zara şey mi türkücü mü? Abdülkerim hocam çok keyif aldınız herhalde. Çok, puan. Çok seviyorum puan şarkıyı. 8. 8 puan çok sevdiniz. 8 puan. Evet. O nerede sizi rencide etti hocam Serkan? Yok Serkan. Serkan Balcı'nın performansını beğendim. Zara'nın sesi bana çok tiz geldi böyle. Aa, ben şey ses sevmem. Yapma böyle. Zara iyi türkücüdür ya. Ne yaptın Zara iyi türkücüdür. Bu şarkıda belki de yüksek tonda tutmamış. Böyle ilk söyleyişinde şey oldum. Ben çok tiz bayan sesi Zara. Sevmem. Ben daha Zara. Böyle... Ebru Gündeş, Mine Koşan yani kalın el böyle keçi sesler sen severim. Kalın severim. Evet. Ya. Zara kardeşim, böyle sesler severim. Hocam Zara kardeşim, kıyafeti sevmem ben. Zara kardeşim kıyafetiyle sesi zaten anlatmaya gerek yok. Efendi zaten çok kardeşimiz, iyi, çok kardeşimiz. Iyi. Kardeşimiz. Çok iyi bir abi, Zara çok iyi bir türkücü. Tam da karakter tahmini Türkiye'nin hepsi. Ben tamam ses Türkiye'nin en iyi seslerinden en iyi Serkan biraz pasif kalmış. Serkan, evet, 8 verdi. Sinan abi bir yorumlasın da. Serkan dediğim gibi yani oraya çıkmak bile kardeşim kolay değil. Yine söylemeye çalışmış. Serkan kardeşime de benden bir 10 puan. 10 puan. Oh! Sinan Engin'den. Ve geldik. Bir dakika pardon ya Sinan'ın 10 vermediği kimse var mı? Şey, herkes 10 puan. Sinan var. Yanlış anlamazsan seni bu benim stilimdeki jüri var ya yaşlı bir amca Uğurkan Erek. Yaşlı amca sen daha büyüksün. Öyle mi? Kaç yaşında ben? Ona... Uğurkan Erek'te sen daha büyüksün. Vallahi mı? Uğurkan Erek 50 yaşında biz aynı yaşta be. Vallahi mı? Tabii canım. Ne?
Sen bana da göstermiyorsun. Onun da altını ben değiştirirdim. Oğlum gibiydim. Uğurkan Enes. Uğurkan Bey'e... Buradan da. Evet, selam buradan olsun. Da Uğurkan Enes'e. Uğurkan Bey'e programda şey, yaşlı adam muamelesi yapıyor. Uğurkan Enes. O şey. Bir dakika arkadaşlar. Uğurkan Enes hocamıza da buradan selamlar. Mutlaka bir seriyordu. Adamdır arkadaşımız. Adamdır. Buradan da ona çok selamlar. Ben o programa katıldım zaten. Evet. Senden daha küçüktür yaşta. Öyle mi? Sen bakma göstermiyorsun. O zaman bir dakika. Sen bakma. Sinan bir dakika. Oğlum yaşındadır ya. Hocam bir açıklamayın. Sayın Uğurkan Enes. Ben programınızı devamlı seyrediyorum. Sizi de çok beğeniyorum. O programda Hakan Bey jüriyken falan sizin üstünüze yaşlı unutuyor falan. Çok puan veriyor diye. Yaşlı. Hakan Bey. Eleştirince ben de dedim hani çok mu yaşlı falan. Meğersem bizden gençmiş. Hocam Hakan Akkaya genç. Ben işte Sinan seni niye Uğurkan Erez'e benzettim? Yani, o da dul kepçe. Rasim mesela bize göre o diyebilir mesela. Kepçe senin gibi. Rasim bize diyebilir ya. Siz yaşlısınız unutabilirsiniz mesela. Biz bazen unutuyoruz. Biz de karıştırıyoruz abi. Biz Sinan yaşlısın. Sen puan verirken Uğurkan Bey gibi var. Evet. Oğlum kardeşim diyor. Kardeşim. Hadi benim oğlum geldik. Geldik. Puanlar. Ben de 10 veriyorum. Rasim 10 puan veriyor. Ahmet Çakar. Çok iyi. Her ne kadar Zara türkü dünyasının incisi de olsa olmamış bu iş. Bak, bak ben de 8 verdim. Kulak Ahmet Hoca 7 veriyor. Ben gene 8 verdim. Evet, olmamış. Bakalım halkımız ne diyor? Olmadı. Halkımız ne diyor? Beyaz TV izleyicileri %27 10 puan, %21 9 puan, %23 8 puan, %29 7 puan. Ve sevgili seyirciler, birazdan İrem Derici bizlerle beraber olacak. Tekrar tekrar söylüyorum. Oğlumuz. Son kişi Gökhan Töre, Beşiktaş'ın futbolcusu Gökhan Töre, Nilüfer'le beraber, sevgili Nilüfer, buradan kucak dolu sevgiler, son şarkı mükemmel, Nilüfer mükemmel, gerçekten mükemmel olmuş, dört dörtlük, böyle ayrılık olması söylediler. Gökhan Töre kostümü gerçekten mükemmel, ayrıca bakalım. Alkışlıyorum, bir izleyelim bakalım. Sen anlamazsın kostümü. Şahane bir kostüm. Çok iyi bir marka, çok pahalı, çok şık. Her şeyden önce özen göstermiş. Çok pahalı olmasa güzel bir adamla gelir. Fark etmez. Oraya bir takım elbiseyle çıkmak farklıdır. Bakın, çok şık bir smokinle çıkmış. Şık. 10 numara benim koçuma. Tebrik ediyorum. Uğurkan Enes değil mi? Uğurkan Bey değil mi? Sinan abi o puan verdi. Pırıl pırıl ekolü. Evet. Muhteşem. Yıldızlı 10. Bak ne yazıyor? Koçum oraya özen göstermiş bir de. Smokin'le gittiğin için göstermiş olduğun saygıdan dolayı da aferin hocam gösterdiğin için. Çok yaşa Rasim. Sağ ol. Tebrik ediyorum Gökhan'cığım seni. Ben hani smokin, düz smokin giyse. İrem'i arayalım. Abi onu herkes giyer. Evet. Bakın düz smokin'i herkes giyer. Siyah klasik herkes giyer. Peki acaba. Bu bir nasıl Messi'nin sözü diyor. Cristiano Ronaldo nasıl giyiyor? Şarkı sözlerini unutması da acaba bu şeyin gereği mi? Bu klas tutum mu? Aynen öyle. Al Gökhan Töre. Sana ya utanmaz ya. Veriyor kardeşim. Ayıp ya al. Ayıp ediyorsun Rasim, çok ayıp ediyorsun. Evet. Gerçek bu. Evet. Şarkı sözlerini unuttu. Tamam ama şarkı güzel. Nilüfer çok iyi söylemiş. Gökhan Töre de
Ben de kıyafetini beğendim. Hakikaten beğendim. Rasim'le aynı fikirde değilim. Oğluç'a ortalama bir puan 8. Ahmet Hocam. Nilüfer Hanım Türkiye'nin en önemli sanatçılarından biridir. Şarkı da çok güzel ama. Amerika'da uzun yol yapan transatlantiklere de oda servisi yapan Porto Rikalı garsonlar var. Limonata getirir. Aynı bu kıyafeti giyerler. Porto Rikalı Miami'de çalışan garson. Kamarot. Yazıklar olsun. Aşk gemilerinde hayatınızda smoking görmediğiniz için. Viski servisi yapan garsonlar gibi. Hayatınızda smoking görmediğiniz için. Yazıklar olsun size. Kıyafet. Yazıklar anlamazsınız ki. Yani bunu vermekten öte bir şey yapamam. Ben çağını diyorum. Bunu da Nilüfer Hanım'ın hatırına veriyorum. Ne yapar? Birisi ömrünün boyunca çuval giymiş. Düğme dikmiş çuvala. Öteki zaten ben ne giymeli diye. Hocam seni kınıyorum. Şunu beğenmiyorsunuz şu kıyafeti ya. Ayıp ya. Bu programın en Emre Belezoğlu ile beraber en şık. Hayatınız ne diyor? Bir numara bu. Emre Belezoğlu'nun kıyafeti muhteşem. Bu kıyafet daha tarz. Bu bir görgüsüzlük abi desem. Hadi gel arkamıza gel. Beyler. Bu kıyafete tarz diyorsan. Bir dakika şunu söyleyeyim. Hocam tarz bu ya. Bir dakika ya. Aynı bak kime benzeyecek biliyor musunuz? Okyanus var ya şeyin o kumarhane soygunu filmi. Bakın orada kumarhanede kurup üyelerin elbiselerini. Aynı 8. böyle. Hocam bak. Topi elbisesi bu ya. Kamarot elbisesi. Ocakımız ne diyor? Bir hocam burada da anlamıyorsun. Sana da yazıklar olsun Apo. Sen de bu Sinan'la Ertem'e uydun bu kıyafetle. Buyurun abi. Nilüfer ve Gökhan Tere'nin böyle ayrılık olmaz performansı kaç puan? Abi size gelsin. %35 10 puan. Bana ne ya? %35 kaçlar Gökhan Tere düşmanları. %18. 8. En tarz o giyinmiş. Şimdi. Halkımızı tebrik ediyorum şimdi buradan. Şimdi Sinan abi, Rasim Ozan, Ahmet Çakal, Abdülkerim Durmaz'ın puanlarıyla beraber sizin gelen oylarınız toplanıyor. Birazdan açıklayacağız. Kim birinci oldu? Belli birinci. Lakin İrem Derici telefon attığımızda. Çok önemli bir müzisyen. Sevgili İrem, iyi geceler. Kadife ses bağlandım. Onu oylayacağız. İyi geceler canım abilerim, üstadlarım, saygıdeğer abilerim. Sağ o kadar canım. Eğlenerek, o kadar mutlu izliyoruz ki programımızı. Şu an benim için çok büyük bir gurur bağlanmak. Eyvallah, sağ olun. Herkes saygıyla selamlıyorum. İrem, çok seviyoruz seni. Ayrıca çok büyük fanlarım var ayrıca. Şunu da söylemeden geçemeyeceğim. Türk müziğine farklı bir boyut getirdin. Hani tırnak içerisinde deli dolu, inanılmaz bir hava getirdin. Gerçekten beğenerek izliyoruz, beğenerek takip ediyoruz. Ayrıca ayakta alkışlıyoruz. Estağfurullah. Çok çok mutlu oldum şu an bunları duyduğum için. Fakat O Ses Türkiye'nin ilk sezonda yarışmış bir yarışmacı olarak diyorum ki eğer böyle bir jüri olsaydı ben bu yarışmaya katılamazdım. Ne kadar zalim adamlarsınız. Utanmıyorlar ya. Ne kadar yardım yararına bak İrem. Abicim yardıma çıkmış oraya çocuklar. Özen göstermişler. Smoking'i bilmem ne. Onlara bile eleştiriyorlar. Bu kıyafeti beğenmiş mi İrem? Bunlar böyle. Ya, sor. Gökhan Tören'in kıyafetini beğendin mi İrem? Lütfen objektif ol. Gökhan Tören'in kıyafetini beğendin mi? Objektif abi, lütfen cevapla. Ne kadar güzel özen göstermesi Gökhan Tören'in böyle smoking'le çıkması. Ben bayıldım. Ama şimdi ben de notlarımı aldım. Bravo kardeşim. Lütfen. Şimdi benim birincim ayrı, eşim Rıza'nın birincisi ayrı. Rıza Beyciğim, sevgili eşim, evet. Cüneyt Çakır'ı birinci seçti. Çünkü dedi ki gerçekten rockstar gibi çıkmış sahneye dedi. Freddie Mercury gibi, Freddie Mercury. Hakemliğinden daha iyiymiş. Rıza'yı tebrik ediyorum. Benim birincim de, ben müzisyen olarak baktığım için, sesi ve ne kadar doğru şarkı söylemesine baktığım için Emre Belezoğlu. Emre Belezoğlu Kubat'la Terli Turna'mı yıkmış geçmiş gerçekten. Ve geçen sene ben de Koçev'de sahne aldım. Dünyanın en güzel işini yapmışlar. Katılan bütün sporcu arkadaşlarıma, abilerime gerçekten ben de teşekkür edeceğim. Ama benim birincim bu akşam Emre Belezoğlu ve Kubat. Bravo. Emre Belezoğlu ve Kubat. Rıza'nınki Cüneyt Çakır. Cüneyt Çakır. Bravo. Peki ikinci en çok dikkatini çeken? Üçüncü en çok dikkatimi çeken? Evet. Valla Kerem Tuncer'in de çok güzeldi Candan Erçetin'de Git şarkısını söylemesi. Çünkü Candan Hanım'ın sesine ben de hayranım Sinan Bey'in de söylediği gibi. Bayılırım. Hani onunla aynı sahne çıkmak bile bir gururdur. Ya herkes birbirinden güzeldi aslında ama diyorum valla benim birincim Emre Belezoğlu. Peki en kötüsü kimdi İrem Hanım? Abi söylemesin onu ya. En kötü mü? Evet. Yani ne işi var bunda? Bunlar olmamış kardeşim.
Tabii canım, yok diyemem ki. Bir iki senedir şurada ben de sektörde tutunmaya çalışıyorum. Şimdi düşman edinmeyeyim abim ya. Yok, düşman edinmezsin. İnan bana, açık olursan, harbi olursan daha sağlam gidersin. Öyle mi? Evet. En kötüsü ne işi var bunun burada? Mesela ben Gökhan'ın kıyafetini efendim gemilerde oda servisi yapan kamarotlara benzettim. Siz beğeniyorsunuz. İrem. Ben kıyafetten anlamam. Anlasam kendim. İrem abicim bak, Gökhan'ın kıyafeti abicim, dünyaca çok önemli bir marka. Siyah smokini herkes klasik giyer. Bu farklılıktır. Ama Sinan abicim, önemli olan marka değil ki ya. Hayır. Bak. Alıp da üstümüze öyle güzel geçiştiriyor. Hayır. Bak bir yere geleceğim. Aynısını Messi kupa töreninde de giydi. Bu artık farklılıktır. Bu yani özen göstermektir. Oraya bu tip evden de siyah bir tane takım elbise giyip çıkabilirdi oraya. Bu farklı, bunu anlamak lazım. Bakın, pahalılığı veya şeyliğinden bahsetmiyorum. Özen göstermesi çok önemlidir. Ben biliyorum ne marka olduğunu, nereden aldığını ve bu gece için alınmış. Onun hatırına, dolayısıyla bundan dolayı söylüyorum ben. Siyah klasik herkes giyiyor. Herkes de var. Siyah klasik. Bakın artık abi modalarda, kataloglara. Artık moda defilelerine bakın abi, artık bunlar bu tip renkler var. Oluyor yapmayın diyorsun. Yapmayın. Ne bana vuruyor senin kızı mı? İrem'den bir şarkı dinleyelim. İrem. Bu arada Hulusi Beyciğim'in, babamın da herkese çok selam. Çok aleyküm selam. Aleyküm selam. Hulusi Derici babanız mı sizin? Abi ya. Yani babam diyorum, inanmıyorlar. Abi sen ben ya. Yanlış anlamıyorum ama. Pardon. Reklam sektöründeki evet. Duayenlerden biri olan Hulusi Derici sizin babanız mı? Evet hocam. Senin benzin bir vasıfı işte. Hocam. Hadi ya. Hulusi Bey nasıl böyle yetişkin kızı olabilir? Hulusi Bey çok yaşlı değil ki. Hocam İrem de genç. Hocam İrem de genç. İrem küçük hocam. Daha küçük. Ben İrem Hanım'a 40 yaşında ben. İrem Hanım olsun 20 küsur yaşında. 23-24 yaşında. Tamam abi. Erken evlenmiş o zaman. 23-24. İnanamıyorum şu an. 30 oluyorum ben de. İrem. Sevgili İrem. Galatasaraylısın. Hulusi de şarkı söylediler Beyaz'da. Ağır Galatasaraylısın. Evet, ama o zaman anlatmak istiyorum. Galatasaray'la ilgili nasıl bir şarkı söylemek şunu istersin bize? Şimdi Galatasaray'la ilgili bir şarkı söylemeden önce Sinan abiden yayına katılmadan, hatta geçen programda Messi. Da Kadife sesli kızım dedi. Evet. Canım abim, çok teşekkür ederim. Buyurun. Fakat şimdi 3 senedir falan ben sektördeyim, şarkı söylüyorum. 3 senedir hep single yapıyordum. Böyle bir şarkı, iki şarkı. Hiç albüm yapmamıştım. Geçen yıl yaklaşık bu zamanlarda Beşiktaş-Liverpool maçında penaltılara kaldığında maç, ben bir tweet attım. Hep şey diyordum, ben albüm yapmam, ben hep single yaparım. O kadar heyecanlandım ki, ya dedim, Beşiktaş bu maçı alsın, ben albüm yapacağım dedim. Üstüne 6 ay geçti tabii Beşiktaş taraftarları. Hani canım, sevgili Galatasaraylı taraftar İrem, fanatik İrem, ne oldu, sen söz vermiştin Beşiktaş taraftarlarına diye diye ben de gaza geldim abi. 4-5 gün önce albüm çıkardım ve tekrar da Twitter'da da Instagram'da da yazdım. Bakın dedim, ben size söz vermiştim bir Galatasaray fanı olarak. Sözümü tuttum dedim. Albüm çıktı 4 gün önce. Hayırlı olsun. Şimdi, çok teşekkürler. Çok sağ olun. Geçen yıl bizim 4 yıldızı aldığımız stadyumdaki o arenadaki sahneye ben de çıktım ve benim biliyorsunuz en meşhur şarkımdır Kalbimin Tek Sahibine. Doğru. Çok güzel. Onu bu şarkı 4 yıldızın tek sahibine diye söyledim. Kutlamalarda. Güzel, harika, bravo. Bir daha söylesene ya. Hafif hala 4 yıldızın tek sahibi olaraktan. Sinan abim de kadıkeşekli kızım demişken. Bir daha mırıldan be abicim. O zaman. Bu arada söylemeden önce. Biz puan verelim. Hadi be. Tekrar bakalım. Tekrar böyle müthiş bir program yaptığımız için eşim Rıza da, ben de ve birçok milyonlar da, onların da hani adına teşekkür edeyim. Hem futbol adına hem eğlence adına süpersiniz canım abilerim. Çok teşekkür ederim. Sağ ol canım. Çok teşekkür ederiz. Süpersiniz. O yüzden son bir kafanı şu şarkıdan bir kufle söyleyeyim. Evet. Dualar eder insan mutlu bir ömür için. Sen varsan her yer huzur. Huzurla yanar için. Çok şükür, bin şükür seni bana verene. Yazmasın tek günümü sensiz kadere. Ellerimiz bir, gönüllerimiz bir. Ne kadar denizlerin geldiyse bene. Bu şarkı kalbimin tek sahibine. Ömürlük yârime gönül işime. Bahar sensin bana gülüşün cennet.
Melekler nur saçmış aşkın yüzüne. Melekler nur saçmış. Canım abilerim, hepinizin yüzüne. Teşekkür ederiz. İrem, sana 10 puan. Yıldızlı 10 puan İrem. Apo niye yedi? Ya yine Fenerbahçe'yi muhabbet yaptı. 10 puan. 10 puan. Abdülkerim abi burada Fenerbahçelik yapıyor, ayıp. 10. İrem'ciğim. Ama bak bir şey diyeceğim. Abdülkerim abi gerçekten bu yarışmanın bu akşam en gaddar ismiydi. İrem'ciğim. Söyleyeyim, sesinizi çok beğendim ama ben de fanatik bir Fenerbahçeliyim. 7'den fazla veremem size. İrem'ciğim. Ahmet Hoca'ya bakalım. Ahmet Hoca 10 puan diyor. Rasim ne diyor? 10. Rasim 10 puan. Tartışmasız 10. Sinan abi 10 puan. Ben 10 puan demiyorum ya. Yıldızlı 11. 10 falan demiyorum. Nazar boncuğu olsun. İrem'ciğim sana 10 puan bile az. Çok güzel bir sessin. Gecenin en yamcıymışsın Sinan be. Herkes onu bir dakika dur. Bir dakika dur. İrem sana 5 puan vermedim. Ben puan veriyorum. Bir dakika dur ya. Ya bir dakika. İrem, eğer sen bu çıkan tuhaf adamlara 10 vermişsen İrem Hanım'a 10 vermekle İrem'e hakaret ediyorsun. Hocam 10 vermiyorum dedim. 10 az dedim. Nereden dinledin? Nasıl dinledin? Onun üzerinde puan yok kardeşim. Dinle, onun üzerinde değil işte yani. 10 üstü. İrem'ciğim sen devletin yani bir sana göre yani İrem'le Gürkan Töre aynı puan aldı. İrem'den yani İrem'e niye yapalım? Çok güzel bir ses. Dinliyoruz, bayılıyoruz. İrem'e lafım yoktu, ötekiler oldu. Karımla beraber sesine de bayılıyoruz. Ayrıca röportajlarına da bayılıyorum, konuşmalarına da bayılıyorum, rahatlığına da bayılıyorum, özgüvene de bayılıyorum. Tebrik ediyorum kızımızı. Benim kızım yaşındadır. Tebrik ediyorum. Sana 10 puan bile. Az güzel kardeşim. Eşine de Rıza'ya da selamlar. Gözlerinizden öpüyorum. Eşiniz de müzisyen mi? Rıza beni attı mutfağa abi. Attı mutfağa. Rıza şu an seni televizyonda seyrediyor. Sen şu kapıyı kapattın. Televizyonun sesini dedi, kısamam dedi. Otel evet televizyonda. Sana 10 puan bile az güzel kardeşim. Bizi izlemeye devam et. Biz seni izliyoruz. Sevgili seyirciler, sonuçlar geldi. İrem hatta kal lütfen. Sonuçları hep beraber verelim. İrem sen de hatta kal. Sayısını söyle. Tam 31.971 kişi katıldı bir saat içerisinde. Şirketimize 31.971 kişi katıldı. Gerçekten muazzam bir rakam. Sonuçlar. Emre Belezoğlu 47 puanla birinci oluyor. Volkan Babacan. Volkan Babacan 46 puanla ikinci oluyor. Bekir 45 puanla üçüncü. Burak Yılmaz 44 puanla dördüncü. Bülent Hoca 43 puanla beşinci. Altıncı Serkan 42 puan. Yedinci Töre 42 puan. Sekizinci Abdullah Hoca, dokuzuncu Cüneyt Çakır. Aşağı doğru takımca, 41 takım puan. Olmuş. Tümer Metin 38, Kerem Tunçeri 37. Emre Belezoğlu'na hep beraber alkışlıyoruz. Yürekten kutluyoruz Emre Belezoğlu. Bravo Emre. Emre Belezoğlu'na 47 puan veren jürinin de programında o Twitter halkının da onu yapan kamuoyunun da sen demokrasi aşığıydın. Hayır. Sandıktan bu çıktı. Sandık. Niye sandık? Sandıktan çıkan. Sandıktan çıkan saygı olsun. 50 tane yazım var gazetemizde. Sandıktan bu çıktı. Herkes saygılı olacak. Hem derecede mi saygı duyuyor? Yaşma öyle istedi. Bu sandık. Rasim İlhan'da bu sandık. Abdülfettah Sisi'nin sandığı. Biz de senin demokrat sandık. Hileli. Ortada sandık. Gerçekten bu millete referanduma gidin. Emre Belezoğlu'nu seviyor musunuz? Ne alakası var onların? %80 hayır kardeşim, demezse bu bir dakika ya. Ben de bilmem Rasim, Rasim bak, bu bir sevim. Rasim bu sevim sevmeme yarışması değil. Çocuk bir yardım yararına. Ya. Bakın bir şey söyleyeyim. Çocuk yardım yararına çıkmış. Çok bir hayır bir işe. Oo, güzel. Şarkı söylemiş. Orada bile acımasızca eleştiriyorsun. Sen ne insafsın ya, bir adamsın. Ya sen nasıl bir adamsın? Ya, ya? Bardak bardak kıracak. İlk üçe bakalım bir kez. İlk üçte bir dikkat çeken bir husus var. Sevgili İrem, bundan sonra sana teşekkür edeceğiz. İlk üçe bir bakalım. Bakın ilk üçte kim var? Başakşehir. İlk üçte Başakşehir'in şampiyonluğunu görüyorsunuz. Emre Boğdan'daki. Başakşehir'de oynayan Fenerbahçelileri. Dolayısıyla Beşiktaş'ı şampiyon yapmama amaçlı keterleşmeyi görüyoruz. İrem Derici sana teşekkür ediyoruz. Yavaş. Beşiktaşlılar İrem'e çok teşekkürler. Çok teşekkürler Rıza'ya. Rıza'ya çok teşekkürler. Yavaş. Emre Berat'a sandık. Rasim. Yavaş. Fenerbahçeli'nin Başakşehir'de ne Birinci olduğu için Emre'nin şarkısını bir kez daha veriyoruz. Sonra Rasim.
Rasim Ozan'la Abdülkerim Hoca düet yapacak. Ne? Tabii 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 tabii. Yok oğlum. Ya bir dakika ya. Önümüzdeki hafta da bir dakika ya. Yorumluşuyor şarkış başa bak. Bu Apo'nun hoca. Valla. Ben katılmam. Bu Apo'nun bir sesi var. Otobüste seyahatlerde ya falan bir Müslüm Gürses şarkıları baştan sona kadar çok. Bir sesi vardı Sinan, yok. Söylediğim 30-32 sene önceden bahsediyorum ha. Ben... Bir güzel sesi vardır. Bir güzel şarkı söyler bu abla. Yok yok ya. Bildiğin gibi değil. Şaba sizi kandırıyor da benimle alay etmek için yapıyor. Bir güzel daburka çalar. Öyle bir şey olamaz. Darbukatör bayrağı. Darbukatör bayrağı. Abi. Darbukatör bayrağı. Aslında çok güzel. Hep çalar. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Benim en büyük özelliğim. Ben en... Parmağımla trompet çalarım. Nasıl? Onu söylüyorsun hocam. Hadi bir Emre Belezoğlu bir seyredelim. Adam oynatırım. Emre Belezoğlu bir seyredelim bir kez daha. Şampiyonu bir kez daha seyredelim. Ortada dursun. Herkese teşekkür ediyoruz. Abi bu sonuç sandıktan çıkmadı mı? 31.971. Sandıktan çıktı değil mi? Ortada sandık. Rasim'i yenmekten usandık. Ya kardeşim Emre Belezoğlu ile ilgili Yüksek Seçim Kurulu'na sesleniyorum. Koyun sandığı. Devleti koyun. İtiraz mı var? Yüksek Seçim Kurulu'nda %25'i geçemez. 75 gider bu millet. Emre Belezoğlu'nu sevmiyoruz da kardeşim. Bu arada yani en başından beri Emre Belezoğlu seni iş yapıyor yaptırmayacağız diye bağırıyorsun ama buna rağmen şampiyon oldu. Dünyada tabelaya girdi şu anda. Emre Belezoğlu şu an teşekkür ediyorum herkese. Şampiyon yaptırmayacağım. Gerçek kulübüm Fenerbahçe'yi şampiyon yaptıracağım diyor. Bundan daha beter bir olay olabilir mi? Bunu? Bu şarkıdan bunu mu çıkartıyorsun? Şu kadın boynundan açık boynundan bunu mu çıkartıyorsun? Kubat ve Eda Özgül'e yönelik tavrını kınıyorum. Yok, çok doğru. Tebrik ediyorum. Tebrik ediyorum. Allah Allah. Tebrik ediyorum. Şampiyon kimseye sahip olacağını söylüyorum. Tebrik ediyorum. 10 numara bir yeri kutluyoruz. Neden bu şeyi kutlayacaklarınız sevgiler? Katılan herkese teşekkürler. Koç'a ve ziyade bütün oraya katılan sporcu ve sanatçılarımıza çok teşekkür ediyorum. Allah sizden razı olsun. Bir yardım gecesidir, hayırdır. Tebrik ediyorum bütün arkadaşlarıma. Benim Gökhan Töre'ye bir çift lafım olacak. Sevgili Gökhan'cığım seni çok seviyorum. Lakin bu akşamki kıyafetini kamarot kıyafeti veya krupiye kıyafeti olarak senden ricam. Sinan abini haftaya ver de Sinan abim buraya bakayım yüreği yetiyorsa o kıyafetle gelsin otursun. Yüreği yetiyorsa, cesaretin varsa, yüreği yetiyorsa o kamarot kıyafeti geceye. Bakın geceyi geceye. Sen geldin geceye. Yine kıracağım bir şeyler. Yine sinirlendiriyorsunuz beni ya. Yine kıracağım bir şeyler. Yine sinirlendiriyorsunuz beni ya. Al var. Ya bir susun Allah aşkına ya. Ben hocam 52 yaşındayım. Evet. Ben tabii. Onu giyemem. Tabii. Neden giyemem? Hocam yaşlı. Burada giyemem. Ama bir düğünde ben normal. Ben zaten siyahlı kıyafetler giyerim. Ben onu giyemem. Bana gel. Ama genç çocuğumda işte bir genç çocuk yeşil pantolonda giyer. Portakal renginde pantolonda giyer. Onlar giyer. Şu anki yeni gençliğimiz tamamen böyle giyiniyorlar. Peki. Yok Antone ve onun tipindekileri bu işler yakışamaz. Biz giyemeyiz. Evet. Benim yaşıma uymaz o. O tip bir smoker. Aa belki düğünde oğlum evlenirken, kızım evlenirken ileride ömrüm vefa ederse belki yerim. Ayrı bir şey. O renk. Yine o renk giyiyorum. Sözüm söz. Oğulcan'ın veya Elif'in düğününde ben
Bordo ceket, yeşil. Altıma yeşil dar pantolon. Altına da şey ayakkabı giyeceğim böyle. Ne o var ya. Oğulcan'ı evlendiriyoruz. Oğulcan'ın düğününde veya Elif'in düğününde. Ben Sinan yani. Beni çağırırsa düğüne. Yemin billah diyorum. Çağırmazsa şarısız. Kırmızı. Kırmızı. Oğlum. Çağırırsın. Kırmızı ceket yeşil pantolon giyiyorum. Çağırmazsan. Abi. Yapma ya. Sinan. Kırmızı pantolon, kırmızı ceket, yeşil pantolon. Yüker hazır mı arkadaşlar? İskambil cevaplarındaki joker gibi geliyor. Hocam, birimizi giyer gideriz. Hocam, hocam sen, çağın çok gerisindesiniz. Adam. Moda ilerledi. Evet. Dünyada moda ilerledi. Farkında değilsiniz. Doğru söylüyorsun. Sen hala milattan önce model arabalara biniyorsun. Adam yeşil pantolon her şey giyeceğim gelişti. Diyor ya. Sen dolarları istif etme. Dolarları ye hocam, ye. Dolarları istif etme. Hayat böyle geçmez. Sen hayat böyle geçmez. Sen, adam, senin bir lafına çok kırıldım. Sinan senin lafına demin çok kırıldım. Bir ben şey kırılmaz. Söylemedim 35 yıllık. Dedin ki bana sana. Sen çuvala düğme dikip. Ha çuval açtı. Çuvala düğme dikip. Tamam, ceket yapıyorsun diyorsun ya. Ya buraya. Bak oğlum çekete. Çıkarsan hocam bir. Neyini çıkaracağım? Gösterin çuval. Sana diyorum ki 1000 tane kıyafetin var giymiyorsun ya. Giymiyorsun. İçeride kıyafetlerim var. Ya sponsorları yolluyor hocaya kıyafet. Hocam ne olur giy bunu diye. Kaç kişi yolluyor firmalar hocaya? Aynen öyle. Kıyafet kabul etmiyorsun. Şu çuvalda düğme var çuvalda. 2 tane çuval olmuş. Çünkü 20 kilo verdi Apo. Verdi diyorum. Üzerindeki biliyorum, elbise biliyorum, 62 verdi. Beden. Verdi. Hoca oldu şimdi 54. Evet. Bak üzerindeki ceket 62. Şu an 54 hala o çeketi giyiyor inatla. Ama hocam kendisi adamdır ya. Vallahi. Ya adamlıkta var. Adamın şurada adamın giyiyor adamlık ayrı şey. Bazen adamın giyiyor otursa adam, ya. Adam ya. Apo ya. Apo. Apocuğum adamlıkla kıyafetle ölçülmez. O ayrı bir şey. Hoca özen göstermiyor. İçeride bir sürü kıyafetler var. Yine o çuvalı giyiyor. Ben onu hep yok. Sen yakışıklı görmüyor musun? Çuvalı giyiyor kardeşim ya. Ne yapıyor bu ne hocam? Beyler. Nice adamlar gördüm. İçinde elbise yoktu. Eli bir şey yok. Nice elbiseler gördüm. İçinde adam yok. Bırak hocam ya. Bu klasik defteri bırak. Evet. Sevgili seyirciler. Ertem Şener. Ulusadan. Sinan Engin. Rasim Ozan. Ertem Cem. Hadi biraz selam söyleyeyim. Çok bir müsaade edin ya. Ben cümleyi yıkama diyorum. Bir müsaade edin. Burada Türkiye'de şu an Beşiktaş'a seni şampiyon yaptırmayacağız. Kim diyor ya? Seni şampiyon yaptırmayacağız. Kim diyor ya? Seni şampiyon yaptırmayacağız. Rasim. Diğer alçaklar. Kimse diyemez. Ne kadar Beşiktaş'ı yönetiyor. Kimse diyemez. Beşiktaş'ı şampiyon yaptırmayacağız diye bağırıyorlar. Rasim. Öttürün Rasim'i. Öttürün Rasim'i. Bireysel olarak. Bireysel olarak Beşiktaş'ın şampiyonluğunu engelleyecek hiçbir güç daha doğmadı. Doğmayacak da. Biz burada yaşadığımız müddetçe seni kimsenin, şampiyon yaptırmayacağız. Kimsenin hakkını da yedirmeyeceğiz. Beşiktaş'ın şampiyonluğunu da titre Rasim, bakın, titre. Bakın Beşiktaş'ın şampiyonluğunu Gökhan, masa başında kimse engelleyemez. Yok. Sağda Beşiktaş'ı yenerlerse şey. Eyvallah ama öyle Beşiktaş'ın öyle. Şampiyonluğunu masa başında kimsenin engellemeye gücü yetmez. Aynen öyle. Ama sahada yenilirse ona bir şey diyemez. Çok geç. Sapık bir tesadüf var yine. Gene titremeye başladım. Eyvallah, Gökhan Tören'in klasifikasyonda kaç puan aldığına bakın aman tanrım. 41. Ne? Getirsene bir ekrana. Eğer yanlış hatırlıyorum. Bir arkadaşım uyardı daha doğrusu. Ben dikkatimi çekmedi benim. Bir ekrana getirebilir misiniz? Sıralamada kaç puan aldı Gökhan Töre? Gökhan Töre mi? Nerede Gökhan Töre? 42 almış hocam. 42. He, yanlış ben trollendim beyler. Özür dilerim. 42 puan. Trollendim. Ahmet Doğan. Trollendi. Ahmet Doğan trollendi. Ertem. Selam söylemiyorum kısa bir şey söyleyeyim hemen. Hadi gülelim. Bir dakika. Bir dakika ya. Bir dakika daha kardeşim. Arka sokaktaki pavyonda da çalışacağız biraz. Bırakın bir cümle rengim. Bir müsaade eder misiniz ama? Tabii canım şöyle bir dakika. Bana saygısızlık yapmış oluyorsunuz. Rica ediyorum. Seyirciyi de geçtim artık. Sen dinlersen ben onu yaparım. Buradan buyur canım. Buradan biraz sonra Sinan abi her yerinde. Sinan abiyle Abdülkerim'in selam pastası olacak. Lakin sonrasında bir tanıtım filmimiz olacak. Lütfen dikkatli izlemenizi rica edeceğim. Sinan abinin Instagram adresi Sinan Engin. Sinan Engin'den Instagram'dan kendisine uzanabilirsiniz. Yazabilirsiniz. Benim Instagram adresim Ertem Şener. Instagram'dan bana yazabilirsiniz. Rasim Ozan sana güle güle canım. Git. Cumartesi pazara kadar gelme bir daha. Pazar gelmeyeyim mi? 11'e 5 kala gel. Saat 11'e 5 kalaya kadar gelme. Benim Instagram adresim Ertem Şener. Sinan abininki Sinan Engin. Ertemciğim her yerinden Emre'yi seviyor musun? Emre'nin her yerini seviyorum ben. Hadi selamlar. Ama
Emre'de diyor ki Beşiktaş'ı şampiyon yaptırmayacağım. Ya öyle bir şey yok Rasim'cim. Nereden yapmaz. Çıkarıyorsun bunları ya? Rasim'i seviyoruz. Abdülkerim Hoca'yı seviyoruz. Ahmet Hoca'yı seviyoruz. Sinan abi seviyoruz. İbrahim Seten'i seviyoruz. İbrahim abiye buradan kucak dolusu sevgiler. Delidir, delidir. Rasim'dir. Ne yapsa yeridir ya öyle diyelim. Sinan Engin'den sonra bir tanıtım filmimiz var. Onu mutlaka izlemenizi rica ediyorum. Hepinize iyi geceler. Sinan ben selam söylemeyeceğim. Çok kısa bir şey söyleyeceğim. Yok şimdi selam söylemiyorum bugün. Yarın Fenerbahçe'mizin Lokomotiv Moskova maçı var. Başarılar Fenerbahçe'mize olsun. Başarılar. Rus özellikle Rus takımı olduğu için çocuklar 3 misli oynamanız lazım. Bu Rusları yenmemiz lazım. Ülkemizin içinde bulunduğu şartları düşünün. Bu Ruslara bir ders verin. Lokomotiv Moskova'yı buradan üçlük yapıp gönderin. Perşembe günü de Galatasaray'ımız inşallah Lazio'yu yener. Onlar da Lazio'yu yensin. Şimdi.